Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Fiat 54C yağır disk frenli traktör. Yani traktörün kendi hidrolik direksiyonu yok. Modelini bilmiyoruz. Yandan hidrolik direksiyon bizler takmıştık. Başka hidrolik direksiyonu olan daha çok tutuluyordu ama bunlarda nadir de olsa buralarda bulunuyor. 3-5 traktör vardır. Daha önce 3-5 yıl önceye kadar frenlerini yapmıştım. Yağlı disk frenlerini, baratalarını değiştirmiştim. Bu sefer yine baratalarını değiştireceğim. Önce alt taraf, aşağıki tarafı değiştireceğim. Bunun koltukları çıkartmayacağız. Sadece alt saplamaları söküp koltuğu yarı kaldırıp kovanı çıkaracağız. Yeniden çek. Hadi. Şimdi.
Borcun ne abi? Bu makine ne ya? Makinesi de o. He? Bu makine ne makinesi lan? Kamera. 10 10. Böyle bir duvar. İpne. Bir duvar mı? Böyle çıkıyor ki. Zincir bağlı mı? Koyun zincir. Bağlayın. Çok çektim ben. Aşağı indir. Aşağı sen. Baratelerde bir tik var mı? Bunun güdüp etmiş bunun şeyleri. Diğeri ise tamamen gitmiş bakın. Metal de dışarıya çıkmış. Bu tarafa bakın. Bakalım bunu çizmiş mi? Bunu çizdiyse. Yenisi hala bilmeleri gerekir. Sıfırdım parayla temizlenir durumda bu. Bakın herhangi bir şey yok ama balatayı iyice bitirmiş. Daha zamanında getirmeseydiler daha kötü olacaktı. Yani bu fındık dönemi aşırı kullanıp motoru durdurmaya çalışsaydılar işini bitireceklerdi. Bakın metalleri var. Balatayı iyice bitirmişler. Üç kardeş kullanıyor. Baba mirası traktör. En küçüğü kasap diye biliyordum. Şimdi akıllandı mı bilmiyorum. Diferansiyeli bile yediğini biliyorum. Diferansiyel yemişti değil mi? Yemiş tabi. Neyse bunda da çatlaklar var ha. Burada pürül yerleri. Bu yüzden aynası değişecek. Bunun aynası. Bunlar kut kut işte. Baratanın bu kısımlar buralara sürtünmüş. Sıfırdım para ile sıfırdım para sildik. Bayağı sildik yani. Her yerini temizledik. Biraz daha temizleyip takma işlemine geçeceğiz. Bu aynayı da aynanın dışını sildik mesela. Nerede o fırça? İşte bununla beraber eski contaları sildik bu şekilde. Güzel kesiyor yani. Şahil bir
Hemencik temizliyor. Mesela bir yerde deneyelim. Şurada deneyelim bakın. Ha, dur. Başka yerde deneyelim. Şuraya mesela. Evet, hemen temizliyor. İşte bu şekilde temizliyor. Aynı buradaki et falan bonsai da temizliyor. Parsi de temizliyor. Şimdi tamamladık. Balta spreyi ile kalıntı yağları temizliyorsunuz. Ondan sonra vücut bu conta kullanacağız. Balata tamam. Ardından aynasını yerleştiriyor. Aynasını mı? Bundan sonra iki adet aynası var. Yeni aynalarını takacağız. Sakın buraya uyum sağlıyor. Zaten buralara olmaz. O yüzden endişe duymayın. Sadece geri tarafa doğru oluyor. Ondan sonra ikinci balatayı takıyoruz. Evet, ikinci balata tamam. Bir sefer balatayı çalıştıran, işlem yapan aynayı takıyoruz. Şu ayakların bir köşeye, bu köşeye daha sonra dönmesin diye. Ama fiyat 640 balataları, bunlardan daha büyük bir tane balata getir. Ve de daha güzel tutuyor. İşte eski balata bu, şimdi fiyat 640. Yani Haydar Usta'nın icatı olan balatayla karşılaştıracağı şuradaki parçalar yerine balatayı daha büyütmüşler. Ağır yükte de güzel tutuyor. En son yaptığım traktörün 4,5 ton yüklemiş. Burada frenine bastım, fena tutuyor maşallah. Yalnız videoyu çekmek aklıma gelmemişti. Her neyse, bundan sonra çekeriz işte. Görüyorsunuz 54C ile fiyat 640'a taktığımız balatanın farkı böyle. İşte böyle kapatın. Yukarıda 2 adet o-ring var ya, kaçırmasın diye. Böylece balatayı şart bakın arasını açıyor, aslında çekince buraya da bak, görüyorsunuz hemen açıyor, burayı çekiyor bak, burayı hemen çekince açıyor, balataları sıkıştırıyor, balatalar yağı deldirmiştik, artık yerinden yağ atmasın diye birazcık yağını dindireceğiz, yağını ondan sonra yağı deldireceğiz. Akma yaparsa, yağ akması ki bu donta iyi yapışmayabilir. Yağ yenmiştir şimdiye kadar zaten.
Tamam kapat. Acaba test nereye kaybolmuştu? Evet, akbara takıyoruz. Şimdi de kovanı takacağız. Barata da takmıştık. Baratanın ikisi içeride, biri de dışarıda. Bilemezseniz bakın burada barata izleri var. Ben barata parlaklarını görebiliyorum. Biri de burada zaten. Şimdi bunu takacağız. Buraya koyarsın, sabitlersin. Buraya bakıyorsa ileri ileri sürersin. Harun abi, altta ben varım. Harun abi. Harun abi. Oğlum eziyorum. Gel yukarı kal. Hem yeriz bile şimdi. Bro 19. Efendim? 19 yok mu? Yayında mısın lan? Bunu alıp tenteyi indir.
Tabancayı çıkardık bence. Ondan sonra şunu açalım. Güzel. Abi sen şeyi çöz bir yandan şimdi. Neyi? Zinciri. Anladım. Ben sakızı oynamadım. 19 tane. 19 daha ağırlar. Çok sıkmadın mı? Lokmayı da. Sıkmadım, sıkmadım. Salim bir şey. Geç Faruk'cum. Taktın mı? Takamadım, geçsek. Yağlamadınız bunu. Şimdi batarya değiştiriyorum. Şimdi böyle. Yağ bir de. Öbürünü de şarj atar. Damlalık da yıkıyorum. Thank you.
Damlalık. Yardım. Ne olmuş? Arkaya da sıkın, arka taraf. Aldı. Bir daha. Bir daha. Bakın bir tane kal. Kaldı. Kaç kat daha. Öyle değil. Bakın. Güzel bakın. Bakın.
Lerini de bitirdik. Bu arada topuk düşürme aparatı da mahvolmuş. Ondan da kazmayla sökmek zorunda kaldık. Biraz zorlu işler oldu. Bir de bir arkadaşımız balans makinenin elektronik parçasını buldun mu demişti. Maalesef ki bulamadık. Bir daha bakacağız yani. Makineyi aldığımız yerlere, servislere sordu. Elimizde, hepsi elimizde kalmadı dediler. Bu kadarısı da olmadı bakın. Biz ne diyorduk? Parça sıkıntısı olmamalı diyorduk. Ben de işte 2 hafta oldu. Bir parça yok. Demiştim daha bir malzemeyi markaya alıyorsanız yedek parçasını yani yedek parçasını hemen temin eden ve de işin ürünün arkasında duran firmalarla anlaşmanız en iyi oldu. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.